Değerli izleyenler, hepinizi sevgiyle, saygıyla esenliyorum. Bugün kutlu Ramazan ayının 12. gününün orucunu tutuyoruz. Birkaç saat sonra oruçlar açılacak. Cenab-ı Hak tutulan oruçları ulu katında kabul eylesin. Ramazan'ın bereketi, Ramazan'ın güzelliği hepimizin üzerine olsun. Bugün de yine aydınlanma iftar özel izlencemizde Ramazan'a ilişkin konuşacağız. Bakara suresi 187. ayete değineceğiz. Vakit kalırsa Ramazan ve zekat arasındaki ilişkiyi de konuşacağız. Ama önce deprem ve Ramazan arasında nasıl bir ilişki var? Deprem bölgesinde Ramazan nasıl yaşanıyor? Depremzede yurttaşlarımız Ramazan'da neler yaşıyor, neler hissediyor? Bu konu üzerinde duracağız. O bölgeden bir değerli hocamızla birlikteyiz. Mustafa Saer hocamız daha önce de yayınımıza konuk olmuştu. Bugün kendisiyle biraz önce duyurusunu yaptığım konuları ele alacağız. Mustafa Saer hocam din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni aynı zamanda evet. Ve Maraşlısınız. Evet. Kahramanmaraşlısınız. Evet. Yani depremin vurduğu deyim yerindeyse illerimizden birine mensupsunuz. Evet. Nüfusa öyle kayıt itibariyle. Burası görev yerim burası ama ailem orada. Kahramanmaraş'tayım. Hı. Orada 5 yıl görev yaptım Kahramanmaraş'ta. Farklı yerlerinde. Öyle olunca da arkadaşlarımız, akrabalarımız, tanıdıklarımız orada. Maalesef tabii ki akrabalarımızdan vefat edenler oldu. Öğretmen evet. Arkadaşlardan vefat edenler oldu. Tabii kısım kısım bazı bölgelerde çok çok hissedilirken bu deprem yıkımlara yol açarken bazı yerlerde çok fazla bir yıkım yok. Benim kendi köyümde, Türkoğlu'nda. Türkoğlu ilçe değil mi? İlçesi, Kadol Çifti köyü bizim köy. Hı. Orada çok fazla bir hissedilmedi. Çünkü dağın eteğinde olduğu için köy. Bu anlamda zemin sağlam olduğu için çok fazla hissedilmedi. Birkaç ev yıkıldı. Orada da ölü olmadı zaten. Hı. Ama onun dışında ovalarda özellikle zaten Türkoğlu Amik Ovası'nın uzantısındadır. Türkoğlu'nda biter Amik Ovası. Ki Hatay'da zaten bu yüzden çok çok ölü verdi. Hani Maraş merkezde oldu deprem ama Hatay'da daha çok insan ölmesi sebebi buydu. Kahramanmaraş son yıllarda hep dağ eteğine doğru kayıyordu şehirleşme. Ama Hatay'da bu maalesef yoktu. Çünkü ben Hatay'a da gittim, Hatay'ı da gördüm. Daha çok ovayı şehirleştirmişler. Bundan dolayı maalesef Hatay'da düz arazi üzerine, tarla üzerine ev olduğu için yıkım daha çok oldu, ölü daha çok oldu. Yani birikme toprak aslında tabii değil mi? Tabii ki alüvyal toprak diye geçiyor. İşte onun üzerine olduğu için maalesef Hatay'da daha çok ölü oldu. İşte Maraş şu anda yaralarını yavaş yavaş sarmaya çalışıyor. Benim oradan gözlemlerim, duyduklarım arasında işte acil olarak depremde hemen yerle bir olmuş binaları şu anda kaldırdılar. Ağır hasarlıları şu an yavaş yavaş kaldırmaya çalışıyorlar. Ama işte insanların içindeki o yara nasıl geçer, ne zaman geçer onu bilmiyoruz. Enkazlar tabii ki kalkar. Şöyle bir şey var değerli hocam. Şimdi siz İstanbul'da görev yapıyorsunuz ama Maraşlısınız. Türkoğlu nüfusuna kayıtlısınız. Orada yakınlarınız var, arkadaşlarınız var. Efendim, bu ister istemez... Dalga dalga hepimizi etkileyen bir acı, bir sorun ama tabii bizzat o bölgenin insanını daha çok etkiledi, daha çok sarstı. Hepimiz bir halkın, bir toplumun, bir ulusun çocuklarıyız. Yaralarımız ortak, acılarımız ortak, sevinçlerimiz ortak. Yani ulus olmak da böyle bir şey zaten. Tasada, sevinçte ortak olmak, kader birliği yapmak. Ulusu böyle tanımlıyorlar. Bu anlamda elbette ki siz o yörenin insanı olarak bunları daha yakından hissediyorsunuz. Ben burada şunu merak ediyorum. Hani deriz ya ki gerçekte odur. Ramazan dayanışma ayıdır. Evet. Efendim rahmet ayıdır, merhamet ayıdır. Çok sevdiğim bir söz var. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş. Ramazan'ı böyle tanımlarız. Buna ilaveten bir dayanışma ayı olduğundan bahsederiz. Ramazan'daki o dayanışma bilinci deprem bölgesinde diğer bölgelerden daha da yüksek oranda yaşanıyor diye
düşünüyorum. Yanılıyor muyum? Öyle midir gerçekten? Yaşanıyor mu? Bu tabii ki bahsettiğiniz depremzedeler için değil mi? Evet. Kendi aralarındaki dayanışmadan ve sanırım. Ve işte Türkiye'nin diğer bölgelerindeki insanların oraya yardım götürmesi, işte tabii devletin ki. Ve çeşitli kurumların, derneklerin, vakıfların vesaire tümünün deprem bölgesine yoğunlaşması, orayla bir dayanışma içerisinde olması bağlamında düşünüyorum. Aslında, böyle midir? Aslında hocam yani bu konuyu açmamız çok iyi oldu. Son günlerde benim de hani kendim bir Kahramanmaraşlı olarak içimdeki bir dertti bu. Maalesef araya zaman girdikçe ki ülkenin gündemi çok sık değişiyor ve zamanla evet. geçtikçe biraz biz o bölgeyi unutur olduk. Yani yardımları hemen gönderdik. Sanki birkaç gün yardım ihtiyacı var ama sonrasında yardım ihtiyacı yokmuş gibi düşünüldü. Oysa ki bu yardıma muhtaçlık devam ediyor. Çünkü hala çadır olmayan insanlar var. Bunu ben o bölgeden bugün bile, hala evet. evet bugün hala özellikle dağ bölgelerinde, kırsal bölgelerde çadırı olmayan insanlar var. Daha dün izledim bir videosunu bir kişinin. İşte diyor hocam biz böyle 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 bir yerde kalıyoruz. Şu an çadırımız yok. Yani çadırı olmayan insanlar var hala. Hala. İşte bu anlamda da biraz daha bizim o bölgeye yoğunlaşmamız gerekiyor. İlk günlerdeki şey yok ama. Yani o ilk günler haberlerde sürekli geçtiği için o görüntüler. Tabii biz de haliyle etkileniyorduk. Daha çok yardım gönderiyorduk. Ve elimizde ne var ne yok gönderiyorduk. Ama ben o zaman şunun farkındaydım. İnsanlar 3 gün, 5 gün, hani bir hafta gönderecek ama sonrasında unutulacak diyordum. Ki maalesef şu an onu yavaş yavaş hissediyoruz. Tabii Ramazan biraz da bunun önüne geçti. Ramazan olunca insanlar tekrardan düşünmeye başladılar. Evet, ama dayanışma duygusu devreye girdi tekrar. Dayanışma duygusu devreye girdi ama yine de yeterli mi? Bence yeterli değil. Yani biraz daha o bölgeye yoğunlaşılmalı. Zaten biliyorsunuz Ramazan dediğiniz gibi kaynaşma, dayanışma ayıdır. Bu iftar çadırları da zaten bu yüzden kurulur. İşte bölgede, mahallede hani evsizler, işte ekmek bulamayanlar, yemek bulamayanlar hep beraber bir araya gelir. Orada yemek yerler. Teravih hakeza bunun için vardır. İnsanlar işte bir araya gelsinler. Evet. Ya bu anlamda tabii ki Ramazan iyi oldu diyebiliriz. Hani dayanışma anlamında. Ama tabii ki o bölgede de buruk geçiyor maalesef Ramazan. Çünkü insanlar camilerine gidiyorlardı. Cami sonrası işte evlerine geçip sohbetler ediyorlardı. Şimdi evler yıkılmış durumda. Camiler yıkılmış. Yani o bölgede birçok yerde çadır camiler kurulmuş. Ha onu diyeceğim. Evet, onu diyeceğim. Geçen denk geldim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bir sosyal medya paylaşımında gördüm. Deprem bölgesinde çadır camiler deyim yerindeyse kurulmuş. Teravih namazları için işte günlük 5 vakit namaz için, cuma namazı için kullanılabilecek çadır camiler. Çok sevindim, çok da etkilendim. Evet. İnsanlar camilere gidemiyor. Güvenlik kaygısıyla göçebilir, çökebilir gibi duygularla, kaygılarla ve çadırlarda teravih namazlarını, evet. Günlük vakit namazlarını, işte aynı zamanda cuma namazlarını çadırlarda kılıyorlar. Hüzün veriyor bir taraftan, bir taraftan da böyle bir dayanışmayı görmek insanı evet. Buruk da olsa bir sevince de sürüklüyor, götürüyor. Büyükşehir belediyelerinin özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, İstanbul Büyükşehir evet. Belediyesi'nin çok yoğun çalışmaları var. O bölgede hatta hükümetin de önünde benim gördüğüm kadarıyla. Daha ilk günler evet. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bölgeye gitmişti. Evet. Orada birçok altyapı, üst yapı çalışmalarında yer aldı, görev aldı. Hatta çadırlar götürüldü, kuruldu. Yani o belediyeler gerçekten de o anlamda elinden geleni yaptılar. Vatandaş da çok elinden geleni yaptı. Ben depremin 3. günü akşam kendi imkanlarımla bölgeye gitmeye çalıştım ve gittim de 24 saat sürdü. Bir taksi bulduk. Taksinin arkasında bir şeyler yardımseverler tarafından işte bağışlandı. Bir kısmını ben aldım, bir kısmını onlar verdiler. Çünkü haberler gerçekten korkunçtu. Evet. Ulaşılmayan yerler, bölgeler, işte kurtulmayı bekleyen insanlar, uyusam uyuyamıyorum, yemek yiyemiyorum. Yani 3 gün boyunca ben tek bir öğün yemekle durdum. Çünkü haber alamadığım o kadar çok yakınım vardı ki. Hani tamam çekirdek aileden haber aldım. Onlar iyiler. Ama bütün hafıza, bütün bellek benim Kahramanmaraş'ta. Tabii. Öyle olunca diyoruz mu acaba kim öldü? Acaba kime bir şey oldu? Haberler sürekli zaten iç karartıyor. Orada doğdunuz, orada tabii, büyüdünüz tabii, değil ben mi? Orada evet. doğdum, orada büyüdüm. Yani herkes orada. Öyle olunca da duramadım burada en son. 3. gün işte akşam bir taksi ayarladık. Arkadaşım birisi gitmek istiyormuş o bölgeye. Onunla beraber gittik. Daha 4. gün işte yavaş yavaş buradan gönderilen yardımlar tırlarla anca 4. günü böyle ulaşmaya başladı. Ama benim burada hani Kadıköy'de gördüğüm, ki Kadıköy'de yaşıyorum ben şu anda, manzara çok güzeldi. Kadıköy Belediyesi'nin dayanışma kampanyası çok güzeldi. 3. günü yağmurlu bir havaydı. Hiç unutmuyorum o günü.
Belediyeye gittim ben de hani en azından kolilere falan yardım edeyim. İşte yüklemeye falan paketlemeye diye. Yani yağmur altında insanlar adeta kuyruk gibi böyle banka kuyruğu falan olur ya hastane kuyruğu. Kuyruğa girmişler ve elden ele paket yüklüyorlar kamyonlara. Yani dediler ki şu an zaten yer yok. Beklerseniz burada kuyruktan birisinin yerine geçebilirsiniz. Yani o kadar çok insan seli birikmiş ki içeride insana yer yok. Yani yardım etmek için şey yok. Toplumsal dayanışma. Toplumsal dayanışma bu anlamda dayanışma. Çok iyiydi hocam. Yani o biraz bizi motive etti. İnsanların bu birlikteliği. Bu dayanışmanın deyim yerindeyse dozajını düşürmemek lazım. Evet. Ramazan'ı da vesile edinerek daha çoğaltmak, yükseltmek lazım. Önümüz bayram. Bayramdan dolayı bu dayanışmanın daha da perçinleneceğini, güçleneceğini düşünüyorum ben. Bizim insanımız yardımseverdir. Dolayısıyla da yardımseverlik duygusu, dayanışma duygusu tümüyle ülkemizi, insanımızı kuşatmalı, kavramalı. Evet, bir de hocam burada araya gireyim bayram demişken. Şimdi biz çocukluğumuzda hani bayrama özel elbiseler alınırdı. İşte bayram geliyor diye. Biz çocuk olduğumuz zamanlar çok sevinirdik. İşte bayram akşamdan hatta giyip denemesini yapıp sabah bayram diye böyle sevinirdik. Şimdi o deprem bölgesindeki çocuklar için de aslında ayrı bir çalışma yapılabilse. Tabii biz bundan çok fazla insan bizi dinliyor. Sivil toplum örgütleri var. Diğer yardım kuruluşları var. Bizi dinleyen onlara da buradan mesajımız olsun. Ha şöyle onu biraz vurgulayalım isterseniz. Evet. Duyarlılık sahibi tüm yurttaşlarımıza, tüm kurum ve kuruluşlara seslenmiş olalım. Yani çocuklara geçmeyelim. Çocukları da o deprem bölgesindeki çocukları bayramlık elbiselerini alarak da onları da mutlu edebiliriz. Yani onları da gözden kaçırmamak lazım. Evet, maalesef evet. Şey oluyor bizde hep üst ihtiyaçlara bakıp alt ihtiyaçları bazen kaçırabiliyoruz gözden. İşte çadırı var, işte ısıtıcı var ama öyle değil. Alt boyutunda psikolojik ihtiyaç var, çocukların fazla ihtiyacı var. Yani buralara da bence değinmek lazım diye düşünüyorum. Öncelik çocuklar tabii kesinlikle. Çünkü onların travması daha farklı oluyor. Evet, ve ileride çıkıyor ortaya. Çok daha ileri boyutlarda etkilenebiliyorlar. Onların psikolojik desteğe, oyuna, oyuncağa, bayramlığa değil mi? Güzel kıyafetlere, güzel yiyeceklere daha çok gereksinimi var. Çocuklarımız geleceğimiz tabii. Şimdiden çocuklar için bayramlıklar hazırlanmalı. Evet. Deprem bölgesindeki çocuklarımız için bayramlıklar hazırlanıp gönderilmeli. Şimdiden onun hazırlıkları yapılmalı. Zaten bayrama da şu anda ne kaldı? Bir 17-18 gün kadar 17, bir şey 18. kaldı. Bugün Ramazan'ın 12. günü. Evet. Cenab-ı Hak'tan niyazımız, memleketimiz bir daha böyle büyük bir felaket görmesin. Amin. Hiçbir felaket görmesin elbette ki niyaz ediyoruz. Ramazan'ın yüzü suyu hürmetine Cenab-ı Hak dualarımızı inşallah kabul buyursun. Amin. Evet. Sizin son olarak deprem bölgesine ilişkin şunu da dile getirmeliyim dediğiniz bir husus varsa dinleyelim. Sonra Bakara suresi 187. ayet üzerinde duracağız, konuşacağız Mustafa Hocam. İşte şu anda bölgeden aldığım haberlere göre orada her şey yerlerinde gidiyor. İftar çadırları belli yerlere kurulmuş. Gerek işte belediye tarafından, devlet tarafından gerekse yardımsever vatandaşlar tarafından çadırlar kurulmuş, iftar çadırları devam ettiriliyor. Bazı yerlerde işte çadır eksikliği hala devam ediyor. Çadır ulaşamayan kişiler var eline hala. Bu konuda şey olursa bazı mesela çadırda yaşamayan aileler var. Engelli durum kişiler var mesela. Konteyner özellikle istiyorlar. Konteyner eksikliği var. Bunları da hani buraya çıkmışken dile getireyim. Evet. Peki şimdi tabii şunu da ben ek olarak belirteyim. Büyükşehir belediyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, diğer büyükşehir belediyelerinin çok yoğun bir çalışması var o bölgeye ilişkin. Evet. Fakat bu çalışma özellikle Cumhurbaşkanı tarafından gözden kaçırılmak isteniyor. Ne yaptılar ki falan deniliyor. Haksızlık ediyor Cumhurbaşkanı. Günahtır. Mübarek Ramazan ayındayız. İnsanların gözünün içine baka baka gerçek dışı şeyler söylememek gerek. Hepimiz tanığız zaten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin nasıl çalıştığını, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin nasıl çalıştığını görüyoruz. İnsaf, mübarek Ramazan ayındayız. Ramazan'ın hürmetine gerçekleri konuşalım, kimsenin hakkını yemeyelim diye söylemiş olayım. Bir de hocam son şey daha söyleyeceğim. Bu hani bizim kendi aramızdaki yardımlaşma, dayanışma, birlikteliğe örnek vereceğim. Şimdi biz öğretmenler olarak o bölgeye gidip gönüllü çalışmak istedik. Bu kurslar açılıyor işte orta son sınıf öğrenciler için, lise son sınıf öğrenciler için sınavlara yönelik kurslar
açılıyor. Ben de yazıldım kursa. Hatta belli de oldu. Pazarcığa gidecektim. 1 Mart, 10 Mart tarihler arasında. Ama sonradan biz öğrendik ki biraz sanırım orada iletişim kopukluğu olmuş. Oradaki ilçe milli eğitimle buradaki ilçe milli eğitim sanırım tam anlaşamamış. Oraya giden öğretmenler, tabii ben mutlu oldum bu şeyi duyunca. Dönmek istememişler. Normalde biz dönüşümlü gidecektik. Oradakiler bir hafta duracaktı. Sonra biz gelecek, bizden sonra diğerleri gidecekti. Onlar dönmek istemeyince şu an size ihtiyaç yok dediler. Ha, onlar biz daha çok çalışmak istiyoruz dedi. Biz burada kalmak istiyoruz. Yani bir hafta değil bir ay kalma. Zaten benim niyetim de oydu hocam. Yani gidebilseydim en az bir ay ben de durmak istiyordum orada. Ama bizden önce gidenler Allah razı olsun dönmek istememişler. Evet, siz aynı zamanda onu söylemeyi unuttuk. Yineleyelim, önceki yayınımızda söylemiştik. Yine anımsatalım. Eğitim İş Sendikası'nın yöneticilerindensiniz aynı zamanda. Evet, Eğitim İş Kadıköy yönetimindeyim, temsilcilik yönetimindeyim. Evet. Eğitim İş Sendikası da çok yoğun bir katılımla hızla büyüyen bir sendikası. Evet, şu an 130 bine ulaştık hocam. Evet. Bu Eylül değil, bir önceki Eylül'de 48 bin, 49 bin bandındaydık. Şu an bir 130 bine dayandık. Üye sayısı, tabii. Evet. Çünkü çalışıyoruz, mücadele veriyoruz, emek diyoruz. Evet, çok güzel. Şimdi gelelim Sayın Hocam artık Bakara Suresi 187'ye. Biz önceki yayınlarımızda Bakara 183'ü konuştuk. 184'ü, 185'i konuştuk. Bugün Bakara 187 üzerinde biraz duracağız. Bu çok önemli, Ramazan'la ilgili çok önemli düzenlemeleri içeren bir ayet. Biliyorsunuz. Hemen bu ayetin Türkçesini aktaralım. Nereden? Şimdi kendi çalışmamdan aktaracağım. Olur hocam. Benim 8 yıllık bir uğraş sonucu hazırladığım İslam'ı anlamak için Türkçe Kur'an adlı bir çalışmam var. O çalışmadan kendi çevirimi, yani Bakara 187'nin çevirisini aktaracağım. Bakara dişi sığır demek malumunuz. Evet. Şöyle çevirdik biz değerli yurttaşlar, değerli izleyenler. İbadet amacıyla gün ağarmasından gün batımına değin, yemeden, içmeden ve cinsel ilişkiden uzak durduğunuz günlerin gecelerinde kadınlarınızla ilişki size helal kılındı. Onlar sizin için bir örtü, siz de onlar için bir örtüsünüz. Allah bu yüzden kendinizi yiyip bitirdiğinizi bildiği için tövbenizi kabul edip sizi bağışladı. Artık onlara serbestçe yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazmış olduğu şeyi arayın. Tan yerinin ak ipliği, gecenin kara ipliğinden ayırt edilinceye değin, yiyin için. Sonra da gece oluncaya dek yemeden, içmeden ve cinsel ilişkiden uzak durun. Ancak secdeliklere kapanmış durumdayken, yani itikaf, secdeliklere kapanmış durumdayken kadınlarınızla ilişkide bulunmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Onları çiğnemeyin. İşte Allah ayetlerini insanlara böylece açıklamaktadır. Umulur ki korunurlar. Evet, tabii Arapçasını dileyen yurttaşlarımız evlerindeki Kur'an nüshalarından okuyabilir. Okuyorlar nitekim, mukabele var malumunuz Ramazan'da. Şimdi bu Bakara suresi 187'deki bu ayette, 187. ayette çok önemli iki husus var. Birincisi orucun başlama vakti. Yani ne zaman oruca niyet edeceğiz? Yani imsak. Evet. İmsak tutmak demek Arapça, biliyorsunuz. İmsak tutmak, bir şeyi tutmak. Efendim iftar da açmak ama evet, yiyip içerek oruç açmak anlamında. Hatta iftar, fatur falan Arapça aynı kökten geliyor. Kahvaltı sözü de oradan geliyor. Yeme içme sözü de oradan geliyor. Fatir, fatur biçiminde versiyonları var. Eftartu, işte iftar ettim, yemek yedim, su içtim anlamında kullanılan bir fiil Arapçada. Hatta İdul Fıtr, işte Ramazan bayramına Araplar fıtır, yeme içme bayramı, yiyip içme bayramı. Fıtır sadakasıyla da ilişkilendirilip fıtır sadakası bayramı da diyenler var. Yani Arapçada İd-i Ramazan diye bir ifade yok. İd-ül Fıtır var aslında. Evet. Yani fıtır bayramı deniliyor. Onu da belirtelim. Birincisi bu. Siyah iplikle beyaz ipliğin birbirinden ayırt edilecek kadar hava aydınlanıncaya dek yiyin için diyor. Sonra da gece oluncaya, yani güneş batıncaya kadar orucunuzu
tamamlayın. Hani ne zaman imsak, işte ne zaman iftar tartışmaları hep yapılır ya biliyorsunuz. Evet. Halbuki her şey açık. Bakacaksın, siyah iplikle beyaz iplik birbirinden ayırt ediliyorsa eğer, ha o andan itibaren orucuna niyet edeceksin. Bu kadar basit. Tabii şimdi hocam efendim, o dönem koşullarında evet. Söylenmiş. Şimdi bir saat var. Tabii. Biliyoruz. Her şey daha bir sistematik işliyor. Ama bunu şunun için ben söyledim. Evet. Şu anda Diyanet'in yayımladığı takvimlerde daha siyah iplik, beyaz iplik diye bir şey olmadan hava kapkaranlıkken oruca niyet ettiriyorlar. Yani imsak önce başlıyor. Tabii çok erken başlatıyorlar. 70 dakika kadar erken başlatıyor. Evet yine Cumhurbaşkanı'nın bir konuşması nedeniyle bir canlı bağlantımız olacak. Buyurun. Açık olsun diyorum tok. Rabbim tekerine taş değdirmesin diyor. Bu düşüncelerle sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
Evet değerli izleyenler, iftar özel yayınımıza devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinden bir yayın aktarıldı. Türkiye'nin otomobili TOG ilki Cumhurbaşkanı'na teslim edilmiş. Onu gördük. Uğurlu olsun diyelim. Evet. Evet biz ama asıl konumuza dönelim artık. Bakara 187'de iki husus i̇msak var demiştik. İmsak konusunu konuşuyorduk. İmsak, evet imsakı konuşuyorduk. Yaklaşık 70 dakika kadar önce oruca başlatıyor şu anda Diyanet. Aslında 70 dakika kadar daha insanlar yiyip içebilir. Ama nedense çok daha önce başlatıyorlar. Risk almak mı istemiyor Diyanet? Orada Şafii fıkhını esas alıyorlar. Hanefi fıkhı öyle değil halbuki. Şafii inanca göre. Ama ayet açık hocam yani siyah iplik, beyaz iplikten ayrılınca. Yani. Evet şu anda orucu tutmaya başladığımız imsak vakti dışarı çıkalım. Siyah ve beyaz ipliği koyalım bakalım. Ayırt edebiliyor muyuz? Ayırt edemiyoruz. Kesinlikle ayırt edemiyoruz. Zira bu nedenledir ki erken başlatıyorlar. Ama Şafiler orada ne diyor hocam? Yani o siyah iplik, yani işte beyaz iplik meselesini bazı alıyordur ya sonuçta ayet. Evet. Tabii muhakkak. Ama orada sembolik ifade kavramı, mecazi ifade kavramı üzerinden işte tan yerinin ilk böyle aydınlanmaya başladığı an efendim orada ilginç görüşler var tabii. Fecr kavramı var. Evet. Fecr-i sadık kavramı var falan biliyorsunuz. Bu meselenin bir boyutu, bir başka boyutu da oruç açma, iftar işte. Güneş battığında oruç açılacak. Bu zaman zaman tartışma konusu yapılan konulardandır. Tabii bir de Ramazan'la ilgili en çok tartışılan konulardan birisi de hilalin görülmesi meselesi. Rüyeti hilal meselesi evet. Vardır biliyorsunuz. Her sene tartışılır. Aslında yakın zamana kadar bir Hı-hı. ayrılık da söz konusuydu. İşte Arabistan'da bir gün önce, Pakistan'da Hı-hı. bir gün sonra, Türkiye'de Hı-hı. işte Arabistan'la aynı gün falan Hı-hı. böyle farklı günlerde de oluyordu ama evet. sanırım bunu son yıllarda düzelttiler. Bir gün fark var hala. İşte Arap dünyası yine bir gün öncesinde hala oruca başlıyor Türkiye'den. Ve bu dönem yine öyle oldu Öyle oldu. Kafkasya, Orta Asya ve Balkanlardaki Müslümanlar genellikle Türkiye'yi esas alıyorlar ve evet. Türkiye Diyanetini esas alıyorlar. Bir de Arap dünyası ayrı bir yol takip ediyor bu hususta. Evet, bir başka konu da hocam burada çok ilginç bir konu bence. Oruç gecelerinde cinsellik konusu. Bu cinsellikten konuşmak insanları yıldırdı biliyorum. Din deyince hemen cinsellik, kadın meselesi konuşuluyor. Biz de bunaldık. Bakıyoruz vaaz veren hocalar habire kadın kıyafetleri, işte kadınlar falan filan, harem selamlık, evlilik, bilmem ne, İslam ve cinsellik. O kadar çok konuşuluyor, bunaldık artık. Ama biz yine de Ramazan'da oruçtan bahsederken Bakara 187'ye değinmeden geçemezdik. Tabii. Buna değinmek durumundaydık. Ramazan orucunda ayetten anladığımıza göre akşam kişi iftarını ettikten sonra efendim namazını kıldıktan sonra ya da ne bileyim daha da uzatabiliriz bunu işte yatsı namazını, teravihini vesaire. Teravih şart değil malumunuz, sünnet. Kıldıktan sonra sahura kadar diyelim yani imsak vaktine evet. kadar nasıl yiyip içebiliyorsa eşiyle meşru anlamda helaliyle cinsellik yaşayabilir isterse. Evet. İsterse yaşayabilir. Bunda bir mahsur yok diyor ayet. Evet. Fakat şunu biliyoruz. Öncesinde böyle değildi yani bu ayet gelmeden önce. Bakara 187 Hazreti Peygamber'e vahyedilmeden önce başka bir durum söz konusuydu. İlk defa Ramazan orucu tutulmaya başlandığında Yahudilerin Muharrem'de tuttukları oruç gibi idi. Yani ne demek istiyorum? Cinsellik gece de yasaktı. Gündüz zaten yasak. Evet. Gece de cinsellik yasaktı. Bu kural bugün bizim Alevi canların Muharrem orucunda devam ediyor mesela. Muharrem'de. Gece de cinsellik yasaktır, gündüz yasak. İşte su içmek gece de yasaktır, gündüz zaten yasak falan biliyorsunuz. O yastan ötürü, İmam evet. Hüseyin'e yastan ötürü. Başlangıçta Müslümanlar Medine'de orucun nasıl tutulacağına ilişkin kuralları Yahudilerden öğrendiler.
Yahudilerin tuttuğu gibi oruç tutuyorlardı. Yani gece cinsellik yoktu başlangıçta. Fakat tefsir kitaplarında anlatıldığına göre, yani bu ayetlerin tefsirini okuyoruz. Meşhur tefsir kitapları var biliyorsunuz tefsir tarihinde. Orada belirtilenlere göre bir gün yatsı namazından sonra akşam namazı veya bilmiyoruz farklı rivayetler var. Ömer bin Hattab Hazreti Resulullah'ın yanına geliyor. Diyor ki ya Resulallah ben bir oruç yasağını çiğnedim. Gece eşimle birlikte oldum. Allah'a dua et bizi bağışlasın diyor. Bunu duyan birkaç kişi daha geliyor. Onlar da itiraf ediyorlar. Ya Resulallah biz de o yasağı çiğnedik. Hazreti Peygamber üzülüyor. Biraz da kızıyor. Anlatılanlara göre yine söylüyorum. Kaynaklarda anlatılanlara göre. Kendi uydurmamız değil yani haşa olamaz da. Bunun üzerine Hazreti Peygamber hiçbir şey söylemeden oradan ayrılıyor. İşte ondan sonra bu ayet geliyor. Bakara 187 geliyor. Ve evet, zaten oruç, bazı ayetlerde var hocam. Evet, sebebin özür diyoruz. Sebebi, yani. Evet. Bir olay oluyor. Sebebin olayın üzerine. Ona değinmiş ayet. Olduk yani. Aynen. Yaşanan bir olay üzerine yeni bir düzenleme geliyor. Bu ayetin de geliş sebebi, iniş sebebi diyorlar. Geliş demek daha uygun galiba. Geliş nedeni bu. Böylece Ramazan orucu biraz daha kuralları yumuşatılıyor deyim yerindeyse. Yani öncesinde sahur da yok. Yani imsak tek akşam yemeğiyle oruç tutuluyor yani öyle düşünün. Sahur yemeği yok. Sonrasında sahur yemeği, imsak vaktine yakın bir zamanda yenilen yemek kuralı geliyor. Ve böylece gece yemek yemek, işte bir şeyler içmek ve cinsellik yaşamak serbest bırakılıyor. Bakara 187'de bunu öğreniyoruz. Evet, değerli hocam, sizin bu konulara ilişkin bir değerlendirmeniz olur mu? Yani bu imsak vaktiyle ilgili. Evet. Yani şu vardır. Peygamberimizin Miraç olayında da önce namazın 50 işte vakit olduğu, sonradan 5 vakite döndüğü, indirildiği konuşuluyor. Ya ben bunu tamamen İslam'ın kolaylık dini. Hani peygamber bunu söylüyor zaten. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Evet. İşte kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız hadisinden yola çıkarak bunu ben buna bağlıyorum hani. Peygamberin işte yorum yapmaması da aslında bir nevi Ömer'i ve çevresindeki, Hazreti Ömer'i ve çevresindekileri üzmemek. Ama ayeti de var, hüküm de var. Ona da işte karşı gelemiyor. Bu yüzden sessiz kalmayı tercih ediyor. Sonraki gelen ayette de bu durum o anki oradaki Müslümanların lehine çözülmüş oluyor. Evet. Yani o şu anki olaya döndüğü için kolaylaşmış oluyor aslında. Evet, o 50 vakit namaz meselesi ayrı bir konu. İşaret etmesi. Yok, sadece bir örnek olsun. Örnek yani, kolaylaştırmaya tabii, örnek olarak. Evet. Tabii kimilerde öyle bir şeyin olmadığını söyleyenler de var. Evet, öyle diyenler de var. Yani. Bu hadis uydurmadır diyenler de var. Onu da belirtmiş olalım. Evet ki ben de o kanadayım ayrıca. Onu belirteyim yani. Bir başka yayında onu daha ayrıntılı belki konuşabiliriz. Tabii Ramazan ve dayanışma kavramına ilişkin bazı ayetler ve hadisler var. Tabii. Siz aslında ben de onlara bu konuyla ilgili evet, değinmek istersiniz. Yine denk mi gel diyelim, tevafuk mu diyelim. Bakara'dan yine ben de birkaç ayet aldım. Mallarınızı Allah yolunda harcayın ve kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Bir de iyilik edin ve yaptığınızı güzel yapın. Doğrusu Allah iyilik eden ve işini güzel yapanları sever. Eyvallah. Aslında burada işini güzel yapmanın da ayrıca bir iyilik olduğundan bahsediyor. Belki de İçinde bulunduğumuz şu anki şartlarda sadece Türkiye olarak değil, İslam dünyasını bugün biliyoruz ki birçok noktada geriyiz. Hani teknoloji olsun, bilim olsun, ekonomik anlamda olsun. Bunun belki de en büyük sebebi ayetin sonunda belirttiği üzere işini güzel yapmamak belki de. Yani hepimiz için konuşuyorum. Yani buna bir öğretmen de belki dahildir. Belki bir temizlik görevlisi dahildir. Belki bir yönetici dahildir buna. Bu anlamda işini güzel yapmayı da Allah ne yapıyor? İyilik olarak niteliyor. Evet. Bu güzel aslında bu anlamda. Evet. Tabii burada sizin de bir görüşünüz varsa alabiliriz bu ayetle ilgili. Evet. Şimdi bu dayanışma ve işi ehline verme, işini doğru yapma Müslümanın temel niteliklerinden aslında. Müslümanın tarifi var burada yani. Müslüman ne iş yapıyorsa layığıyla yapmalı. Liyakati bu konuda
asla gözden kaçırmamak gerekiyor. Emanetleri ehline veriniz ayetini anımsadığımızda, o ilkeyi anımsadığımızda. Aslında işte tam liyakat demişken hocam burada da aklıma geldi söyleyeyim. Ben derste de çok örneklendiriyorum burayı. Hani peygamberin liyakata verdiği önemi örneklendiriyorum. Biliyorsunuz peygamberimiz Mekke'yi fethettiği zaman oranın, Kabe'nin bir görevlisi var. Ve peygamberimize diyor ki ben henüz Müslüman olmadım. Ama benim dedem, babam, işte bizimkiler asırlardır bu Kabe'nin temizliğini yapıyor. İşte bakımını, su dağıtım işini, bakımını hacılara su dağıtma işi var. Üstleniyor. Benim sizden ricam şu, yine Kabe'nin bir anahtarı bende kalabilir mi? Ben bu görevi devam ettirmek istiyorum diyor peygamberimize. Yani orada peygamber şunu söylemiyor. Hayır olmaz, sen Müslüman ol da gel, ondan sonra işte anahtarı verelim demiyor. Siz bu işin ehlisiniz, zaten uzun yıllardır bunu yapıyorsunuz, bunu yapmaya devam edebilirsin diyor. Çünkü sen bu işin ehlisin. Yani liyakatın aslında orada altını çiziyor. Ve o kişi o an Müslüman olmasa bile o anahtarı onda bırakıyor. Yani bu da dinimizin aslında liyakata verdiği önemi. Tabii Hazreti Peygamber'in bir sünnet olarak bunu ifade ettiğini, ortaya koyduğunu görüyoruz. İşte sünnet nedir? Hazreti Peygamber'in davranışları. Ama herkesin davranışı sünnet olabilir kendine göre, değil mi hocam? Onu tabii da söyleyelim. Ki. Sünnet alışkanlık. Alışkanlık haline getirilen tabii, davranış sürekli demek. Yapılan sürekli yapılan şey demek. Yani deyim yerindeyse, bugünün dili ise hobi gibi bir nevi. Hani tam oturmuyor biliyorum, birebir karşılığı değil ama biraz yakın anlamda düşünebiliriz. Sürekli yaptığımız rutinlerimiz vardır. Rutin. Bu kavram önemli. Evet. Peygamberin rutinleri deyim yerindeyse, sünnet dediğimiz şey. Peygamberin rutinlerine, peygamberin sünneti diyoruz. Evet. Ama bizim de rutinlerimiz var. Onlar da bizim sünnetimiz. İşte herkesin bir rutini olabilir. Bunu özellikle tabii vurgulamak için. Yani sünnet sözcüğü herkes için de kullanılabilir. Ama özel olarak peygamber için kullanılır. Amenna. Onda bir kuşku yok. Yani falancanın sünneti diyebiliriz. Feşmekancanın sünneti diyebiliriz. Bu anlamda onu belirtmiş olalım. Başka ayetler de okuyacaksınız zannediyorum. Evet. Yine Bakara suresi 215'ten bir bölüm okuyacağım. Resulüm, sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, sevap kazanmak için harcayacağınız şeyleri öncelikle annenize, babanıza, akrabanıza, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara verin. İyilik olarak her ne yaparsanız Allah onu mutlaka bilir. Bakara 215. ayet. Burada ben derste de örneklendiriyorum. Yardımlaşma konusu sık sık işleniyor. Biliyorsunuz hocam, yani siz de din kültürü öğretmenisiniz. Şöyle söylüyorum. Gerçekten de kendi gözlememdir bu benim. Belki de siz de katılırsınız söyleyince. Her ailede, her sülalede, ister anne tarafında olsun, ister baba tarafında olsun, bir tane zengin muhakkak oluyor hocam. Belki gözlediğiniz bilmiyorum. Ben kendi sülalemde de var. Bir anne bizim tarafında, sülalede bir pek yok. Tarafında. Bizde herkes yoksul vallahi. Evet. Yani illa ama uzakta vardır belki. Yani uzak arabalarda vardır. Yani olay şuraya getireceğim. Her sülalenin zengini aslında kendi çevresindeki, akrabasındaki garibanı gözetse belki de bu kadar hani fakirlik, düşkünlük, acizlik olmayacak. Ama benim kendi gözlemim, yine çevreden, toplumdan gözlemim, zengin olan kişiler fakir olan akrabalarını bir şekilde dışlıyor hocam. Yani Allah Allah. Sahiplenmediğini, hatta miras kavgalarını biliyoruz hocam. Bugün ha, en büyük, o bakımdan, en büyük tabii, kavgalar doğru. Bugün mirastan çıkıyor. Evet, yani evet. O da malı paylaşamamak, bölüşememek. Yani şunu demiyor karşı taraf. Ya işte kardeşim, aslında benim durumum senden biraz daha iyi. Hani mirasta tamam eşit bölmemiz gerekiyor ama sen biraz daha fazla al. Çünkü senin durumun benden biraz daha kötü denme diyor. Hatta tam tersi daha da fazla. Yani hani hepsi benim mal olsun. Hırsı, mal hırsı daha da öne geçip, hani daha var ama biraz daha olsun hırsı öne geçmesinden dolayı. Maalesef işte bundan dolayı da ayet önce yakın çevreden. Çünkü herkes kendi çevresinden başlarsa diyor, bu şekilde fakirliği, garibanlığı önlenebilir. Şunu belirtmeliyiz sanıyorum oradan. Yani insanların gelirleri, maddi durumları görece birbirlerinden daha iyi olabilir. Tabii ki. Yani akrabalar arasında. İlla zengin olmak, hani zenginliği de nasıl tarif edeceğiz? Ne kadar malı olana zengin diyeceğiz? İşte zekat düşer şu kadar malı varsa, nisap miktarı falan diyorlar da o başka bir şey. Ama sosyolojik olarak, yani bugünkü toplumsal koşullar çerçevesinde bu toplum anlamında zengin kime denir? Biraz tartışmalı aslında. İşte Finlandiya'da yaşasak başka. Efendim Danimarka'da oranın zengini, yani İsviçre'de her falan, her toplumun kendine standartlarına göre zengin ve yoksul biraz farklılaşabilir. Tümüyle elbette ki alakasız diyebileceğimiz ölçüde değil bu ama yine de kendine özel, özgü bir takım durumlar olabilir. O anlamda elbette ki az önceki sözüme açıklık getireyim. Benim yakınlarımda da
biraz durumu diğerlerine göre birazcık daha iyi olan, daha kötü olan, evet insanda var, hepsi eşit değil elbette ki. Durumu biraz iyi olan, kötü olana yardım etmeye elbette ki çalışmalı. Başka var mı hocam bize aktaracağınız? Yine Bakara suresinden hocam, 261. ayet. Mallarını Allah yolunda harcayanların misali, bu çok güzel, yani Kur'an'daki en sevdiğim örneklerden birisi. 7 başak bitiren ve her başakta 100 tane bulunan bir tek tohumun hali gibidir. Allah dilediğine kat kat fazlasını da verir. Çünkü Allah lütfu pek geniş olan ve her şeyi hakkıyla bilendir. Yani amin. Burada malını dağıtan, yoksula garibana dağıtan kişinin durumunu buğday tanesine benzediyor. Bir buğday tanesinden 100 tane buğday çıkabilir diyor. Yani siz aslında malınızı verirken eksiltmiyorsunuz, çoğaltıyorsunuz. Hani malı bereketlendirir diyoruz ya dağıtılan şey. Aslında sadece malın maddi olarak artmasından kasıt değil burada. Aynı zamanda kişinin bir iç huzuru da önemli. Yani bugün biz toplumda görüyoruz bazı malı çok olan insanları. Çok zengin, her şeyi var. Evi, arabası, şunu bunu. Ama iç huzuru yok. Hani bunun temel sebebi de hani bugün konumuz yardımlaşma, dayanışma olduğu için söylüyorum. Malından herhangi bir sadaka, zekat vermemiş olması. Yani bu da kişiyi iç huzursuzluğa iten sebeplerden biri. Sadece kişiye maddi olarak katkısından değil, aynı zamanda manevi olarak kişinin huzuruna da vesile oluyor diyebiliriz aslında. Evet. Burada. Başka ayet var mı hocam? Şu an bunlar. Hadis de vardı galiba değil mi? Hazırladığınız hadisler de vardı. Hazreti Peygamber'den aktarılan kimi sözler var. Onları da izleyenlerimiz için okuyalım lütfen. Şimdi bak hadise bakalım hocam. Zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et diyor Peygamberimiz bir hadisinde. Ve sahabe soruyor. İşte ya Resulallah zalime nasıl yardım edeceğiz? Yani mazluma nasıl yardım edeceğimizi biliyoruz. Mazluma yardım edeceğimizi biliyoruz. Zalime nasıl yardım edeceğiz? Zalime nasıl yardım edeceğiz? Diyor. Evet. Peygamberimiz bunun üzerine şöyle söylüyor. Mazluma, zalime de diyor o yaptığı zalimliğe engel olarak yardım edersiniz. Yani günah işlemesine engel olarak. Aynen. Başka bir hadisinde diyordu ya hani kim gücü yeterse önce eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmiyorsa işte diliyle. Ona da gücü yetmiyorsa kalbiyle buğz etsin. Hadisi. Aslında kınasın hadisleri de yani, birbirlerinden bağımsız değil. Böyle beraber ele aldığımızda bir hadis diğer hadisi aslında tamamlıyor hocam. Evet. Ey Ademoğlu sen infak et ben de sana infak edeyim ayetinden bir parça alarak Peygamberimiz bunu söylüyor. Nasıl ki Allah... İnfak kavramını açıklayalım tabii. İnfak paylaşmak, ölüşmek, yardımlaşmak. İhtiyacından fazlasını paylaşmak. Evet. Düşkünlere, fakirlere dağıtmak anlamına geliyor. Yine bakalım. Güneşin doğduğu her gün insanın bütün eklemleri için sadaka vermesi gerekir. İki kişinin arasını düzeltmen sadakadır. Bir kimsenin bineğine bindirmede yardımcı olman sadakadır. Güzel söz de sadakadır. Güzel yani, söz bile sadakadır. Evet. Güzel söz, hatta tebessüm etmek. Tebessüm insanlar etmek aslında sadakadır. İşte iyi günler diyoruz. Günaydın, işte, günaydın diyoruz. Ne güzel değil yani bu sözlerimiz. Bunlar aslında sadaka ama birçok insan bunun sadaka olduğunu, bilmiyorum. Aslında bununla bir sevaba girdiğini bilmiyor. Bizim insanımız maalesef hep sadaka deyince, zekat deyince parayla hep verilen diyor. Zekat evet maddi olarak bir karşılığı var ama sadaka böyle değil. Sadakadan bir günü yok, saati yok. Dilediğimiz zaman, dilediğimiz şekilde birisine yardım ederek, işte ne bileyim, bilgilerimizden aktarmak da sadakadır. Evet. Şu an biz bir nacizane birilerine bir şeyler aktarabiliyorsak, bu da aslında sadaka. Şu an biz de bir yerde sadaka vermiş oluyoruz aslında hocam. Yani iyi günler demek, günaydın demek, tünaydın demek, nasılsınız demek tabii insanlara. Tabii ki. Yani insanların içinde hoş vermek. Bir şey bırakmak, onun da tebessümünü sağlamak. Bu bile sadaka. Sadakadır. Çünkü mutluluk saçıyorsun, sevinç saçıyorsun aynen etrafına. Öyle. Yaşama sevinci veriyorsun aynen aslında öyle. Değil mi? İnsanlardaki yaşama sevincini güçlendirmek, çoğaltmak sevaptır, ibadettir. Yaşama sevincini öldürmek, sürekli kasvet propagandası yapmak, olumsuzluk ve umutsuzluk pompalamaksa elbette ki günahtır. Zira yaşama sevincini yitirirse bir insan, Allah saklasın, kendi yaşamına son verme aynen yoluna intihara kadar gidebilir. O nedenle en büyük katiller aslında insanlardaki yaşama sevincini öldürenlerdir. Bir cinayettir aslında. İnsanların yaşama sevincini öldürmek bir cinayettir. İnsanların umudunu öldürmek de cinayettir aynı zamanda. Bu kapsamda değerlendirebiliriz elbette ki. İslam yaşatmak için vardır. Evet, can kutsaldır. Evet, öldürmek için değildir. Evet hocam buyurun. Burada yine o dönem koşullarında
Çorbayı örnek veriyor Peygamberimiz. Çorba pişirdiğiniz zaman suyunu biraz fazla koyun. Sonra komşularınıza da bundan ikram edin diyor. Yani elinde ne varsa o günün şartlarında çorbaysa çorba, hurmaysa hurma. Yani bunun şeyi yok. İlla ki ben şatavatlı bir sofra kuracağım. İşte 10 çeşit yemek koyacağım. İşte davetlerime işte donatacağım, onları doyuracağım diye bir şey yok. Evde bazen bir ekmek olur, onu bölersin. Bazen bir soğan olur, onu ortadan ikiye bölersin. Yani ne varsa aslında ikram etmek bu anlamda yani aslında bölüşmek. Tabii. Paylaşmak. Güzel olan aslında buradaki amaç bir şeyi beraber paylaşmak. Hani Ramazan paylaşmaktır, yardımlaşmaktır diyoruz ya. Evet, öyle bir güzel anlamda, söz vardı hatırlar mısınız? Bu Sayın Kılıçdaroğlu da aday olarak ilan edildiğinde o sözle başlamıştı. Umarım yanlış söylemem. Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Evet. Evet, güzel bir söz. Yunus Emre'den sanırım bir alıntıydı. O Yunus'un mudur o bilmiyorum. O orada öyle söyledi ama gerçekten Yunus'un mu ona emin değilim. Ama güzel bir söz. Güzel yani bir netice söz, olarak çok şeye takılmamak lazım. Ben bazen de diyorum, önemli olan sözün özüdür. Hani orada verilen mesajdır. İşte bölüşürsek dediğimiz gibi tok oluruz. Bölünmezsek, bölüşmezsek yok oluruz olayına geliyor. Bölünürsek yok oluruz. Yani biz yine bu hadisle bağlantılı olarak hani çorbadan çıktık ya yola. Hurma varsa hurmayı bölüşürüz, çorba varsa çorbayı bölüşürüz diye. Aslında diğer hadisiyle bu hadisi bağlantılı. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyor Peygamberimiz. Bunu zaten biliyoruz. Aslında o hadisle bu bağlantılı. Evinde bir hurma varsa, bir çorba varsa, ne bileyim başka bir yiyecek varsa yan tarafta komşun açken sen o evindeki çorbayı tutamazsın. Sen o hurmayı tutamazsın. Belki hatta sana o mekruh bile olabilir. Haram demeyeceğim ama mekruh bile olabilir. Çünkü o orada açlık çekerken senin evde o fazlalığın var yani. O duruyor. Evet, evet çok doğru. Evet hocam buyurun. Yine kurbanla ilgili aslında bu. Peygamberimiz koyundan bize ne kadar kaldı ya Ayşe diye soruyor eşine. O da diyor ki sadece kürek kemiği kaldı diyor. Bunu deyince eşi Peygamberimiz de diyor ki o zaman diyor kürek kemiği hariç hepsini bize kalmış aslında diyor. Yani sevap olarak çünkü onu biz yiyeceğiz. Ama ötekiler dağıttığımız kısımlar bize sevap olarak Allah'ın rızası olarak aslında dönecek. Yani amel defterine yazılacak. Amel defterine işleyecek. Evet, evet, yani kalandan ziyade gidenler bizimdir diyor aslında. Çok güzel doğru evet. Buyurun başka da var galiba. Evet bakalım. Ben ve yetime kol kanat geren kimse cennette böyle yan yana olacağız. Orada bir sahabe var yanında ve sahabeyle böyle yan yanalar. Aralarında belki bir boşluk yok. Hani saf tutuyoruz ya namazda. Evet evet. Saf evet. Tutar gibi yan yana böyle. Ben ve yetime sahip çıkan kişi cennette böyle yan yana olacağız diyor. Evet. Yine aynı şekilde. Kim darda kalan boşluğa zaman tanırsa yahut alacağının tamamını veya da bir kısmını boşluğa bağışlarsa Allah onu kıyamet gününde kendi gölgesinde gölgelendirir. O çok kıyamet güzel, günündeki şeyde. Burada da işte borç verdiğimiz kişilere kolaylık tanıma, belki süresini erteleme, belki bir kısmından vazgeçme ya da durumumuz iyiyse tamamından vazgeçme. Ya, yani güzel kardeşim sen tamam borç verdim ben bunu ama benim şu an ihtiyacım yok. Sen de görüyorum ki veremiyorsun bu parayı. O zaman helal hoş olsun diye ondan vazgeçme diyor. Evet bu çok önemli aslında diğerleri gibi. Bunun özel önemi şuradan geliyor. O dönemde biliyorsunuz borç köleliği var. Yani tefeciler var. İnsanları hatta belki tefecilik ta oraya kadar dayanıyor. İnsanları borçlandırıyorlar. O kadar yüksek faiz uyguluyorlar ki işte tefecilik dediğimiz o ödeyemeyecekleri miktarlarda borç katlanıyor. Ödeyemeyince de ne yapıyorlar? İşte çocuğunu elinden alıyor, kızını alıyor. Sonra onu köle olarak çalıştırıyor veya fuhuşta çalıştırıyor. Güya alacağını tahsil edebilmek için falan. Çok acıklı hikayeler var tabii kaynaklarda bununla ilgili. Evet hocam buyurun. Evet. Sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeş için istemedikçe iman etmiş olmaz. Hani imana kadar getiriyor. İşte iman etmezseniz cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Aslında tam şeyi evet, o şekilde. Tümü, evet. Yani kişinin imanının sağlıklı olmayacağını söylüyor birbirini sevmeyince de. Aslında sevmek de nasıl olur? Bir insana kuru kuruya ben seni seviyorum demek olmaz. Eylemsel tabii, olmalı. Tabii eylemsel olmalı. Elinde ne varsa onunla işte paylaşılmalı. Bir sıkıntısı varsa giderilmeli. Belki bir derdi varsa oturup konuşulmalı. Evet. Yani dedik ya demin de illaki maddi olmaz. Bazen bir insana sıkıntısı vardır. Oturur dinlersin. O da bir yardımlaşmaktır. O da bir paylaşmaktır. Evet hocam. Buyurun. Sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları yok eder.
Demin aslında içeride de şeyde bir, okumuştum. Biraz sonra değineceğiz. Evet. Bu cuma günkü hutbede de vardı. Orada aynı denk gelmiş. Evet. Suyu diyor, su nasıl ateşi söndürürse kişinin verdiği sadaka da ateşi söndürür, kötülükleri söndürür. Hani diyor ya, cennet cehennemde odun yok, kömür yok. İnsan buradan götürüyor. Odunu, ateşini buradan götürüyor. Evet. Aslında daha götürmeden burada o ateşi engellemiş oluyor. Evet. Yaptığı iyilikler. Ateşi söndürebilir dilerse. Evet, buradan isterse. Daha gitmeden söndürmüş oluyor. Evet. İki kişiye gıpta edilir. Bu da çok güzel hocam. Bir, malını insanlar için harcayana. İkincisi, ilmini başkasına aktarana. Evet. Yani kendisi öğrenmiş, bilinçlenmiş bir konuda. Onu başkalarına da aktarıyor. Bu iki kişiye kıpta edilir. İlmin de zekatı var aslında. Evet. Tabii, yani oraya geliyor aslında. İlmin de zekatı, sadakası. İnsanlara bunu aktarmak. Öğretmek. Doğru. Evet. Bendeki hadisler bu şekilde evet, hocam. Evet. Şimdi biz geçen cuma bir başka konuyu işledik. Aslında o günkü hutbeyi de ele alacaktık. Vaktimiz el vermedi. Bugüne bıraktık. Pazartesi günü hutbeyi işleriz diye düşündük. Cuma günü bütün camilerde zekata ilişkin bir hutbe okundu. Evet. Türkiye'nin tüm camilerinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bir hutbe. Bu hutbeyi aktaralım kalan bölümde ve hutbe üzerine elbette konuşacağız birlikte. Evet, zekat İslam'ın dayanışma köprüsü. Tam da bugün konuştuğumuz konuyla bağlantılı. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّدَقَةُ تُطْفِعُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِعُ الْمَاءُ النَّارِ Evet, demin ki okuduğumuz Arapçasını okudum. Türkçesine aktardınız siz. Sadaka Resulullah diyelim. Evet. Zekat İslam'ın dayanışma köprüsü. Evet, zekatı İslam'ın dayanışma köprüsü olarak nitelemişler. Güzel bir niteleme. Zekat gerçekten aslında fakirle zengin arasında bir köprüdür. Köprü. Aslında bu yapay bir, yani maddi bir köprü değil. Gönül tabii, köprüsü gönül aslında. Gönül köprüsü, doğru. Aslında şu da var. Yani zekatın bir güzelliği de fakirle zengin arasındaki husumeti de engellemesi, önlemesi. Evet. Mesela fakirler kendisine yardım yapmayan, işte malından kendisine de paylaşmayan zenginlere karşı bir şey kin, öfke besler. Yani bu kaçınılmaz bir şeydir. Beslemesi çünkü toplumun mümkündür, olasıdır diyelim. Olasıdır. Hepsi yani, öyle değildir elbette. Tabii değil, yapmaması gerekir ama bu ister istemez insan doğasında, insanın fıtratında bir kıskançlık yana, değil var mi? Olan bir şey. En kötü yani bir kıskançlık oluşturur ama zenginler bunu yaptığı zaman bu dayanışmayı o zaman oradaki fakirler arasında da o kıskançlık, o haset, çekememezlik olmaz. Bu sosyal adalet kavramıyla da ilgili bir durum tabii. Yani aynen öyle. Gelir dağılımındaki adaletsizliği. Geçen hocam bu konuyla ilgili de konuşayım. Bu hani ya, Türkiye Tek Yürek diye bir program yapıldı deprem bölgesi için hatırlarsınız. Bayağı da bir para toplandı aslında o gün o televizyon programlarında. Sosyal medyada paylaşılmış, biri yorum yapmış altına. Hoşuma da gitti. Ya diyor, ne kadar güzel bir şey oldu diyor bunu. Keşke diyor ara ara yapsak. Diyor birisi de cevap vermiş, yanıtlamış yorum kısmında. Bu zaten var, bunun adına zekat deniliyor demiş. çok hoşuma güzel, gitti. Güzelmiş hakikaten, evet. Şimdi tabii bu sosyal adalet kavramı denildiğinde İslami kültürde hemen akla zekat geliyor işte. Evet. Sadaka geliyor, fitre geliyor, fıtır sadakası geliyor falan. Fitrenin diğer bir ifade biçimi. Yani gelir dağılımı adaletsizliğini belli ölçüde de olsa biraz gidermeye çalışmak. Tümüyle gideremiyoruz belki. Çünkü gerçekten bir uçurum boyutunda olabiliyor kimi toplumlar. Türkiye'de de öyle. Şimdi Türkiye'de öyle bir kesim var ki inanılmaz varsıl. Evet. Öyle bir kesim de var ki deyim yerindeyse yiyecek ekmeğe muhtaç. Aç kalan yok diyorlar. Kuru ekmek yiyerek de insan doyar. Ama o doymak gerçek anlamda bir doymak değil. Doymak nedir aslında? Doymak vücudun gerek duyduğu besinleri alabilmek demektir. Gıdayı alabilmek demektir. Evet. Yoksa ki mideyi samanla da doldurursun. Haşa. Yani hayvanlar da saman yiyor mesela. Doyuyor, midesi doluyor ama besleniyor mu? Evet, önemli yani olan vücudun ihtiyaç hissettiği o vitamini vitaminleri alabiliyor mu? Yani beslenmek demek o demek. Yani sadece çorbayla efendim, sadece kuru ekmekle yanında katık olmadan demek istiyorum. Kurumuş böyle sertleşmiş ekmeği kastetmiyorum. Katıksız ekmek yani. Evet. Hani öyle işte soğan ekmek yeriz diyenler var biliyorsunuz. Evet. O bağlamda diyorum.
Dolayısıyla doyar ama doymak işte demek, vitamini almaz. Alamaz. Doymak demek, beslenmek demek. Bir de şu var hocam, yani orayı da parantez açmak lazım. Yani yokken tabii ki peygamberimiz zamanında zaman zaman kıtlıklar oluyor. Elbette yani her sirke, dönem olabilir. Sirke suyu, ekmek, yani arpa ekmeği yediği zamanlar bir tabii, üç tane hurmayla geçirdi. Savaş dönemi olur, bir tabii şey olur. Ki, üç tabii hurmayla Allah geçirdi. Korusun. Bizde de olmuş zamanında Kurtuluş Savaşı'nda, o Çanakkale Savaşı'nın olduğu dönemlerde olmamış mı? Elbette. Olmuş. Ya ben dedelerimden duyuyorum, ağaç kabuğu yediğimiz zamanlar oldu diyor. Doğrudur. Yani bu gerçekten bir savaş hali olur, olağanüstü bir durum olur. Tabii ki o zaman yapılır. Ama bizim bahsettiğimiz, demin sizin bahsettiğiniz olay, şu an işte bir tarafın aşırı zengin olması, bir tarafın da kuru ekmek soğan yemesi. Hani gerçekten yoksa tamam. Yani yokken toplum bir kısmı şey yapabilir, bu duruma katlanabilir. Ama bir taraf varlık içinde yüzerken diğer taraf sadece ekmekle karnını doyuruyorsa işte bu da sosyal adalete ters oluyor. Evet. Şimdi hutbenin metnine biraz girelim Mustafa Hocam. Muhterem Müslümanlar diye başlıyor hutbemiz. Bizler bu dünyada Rabbimizin nimetlerinin emanetçisiyiz. Tanımlama güzel. Evet. Hakikaten. Ve biliyoruz ki her nimetin kendi cinsinden bir şükrü vardır. Kalbimizin şükrü yüce Allah'a imandır. Dilimizin şükrü hakikate tercüman olmaktır. Bedenimizin şükrü ibadetlerdir. Malımızın şükrü ise zekattır, sadakadır. Çok güzel bir paragraf. Hakikaten evet. Giriş çok güzel. Çok edebi ifadeler var. Ben de dikkatimi çekmişti Cuma günü. Bu camide evet. Evet, dinlediğinizde. Çünkü çoğu zaman denk gelemiyoruz. Hani hutbelere bazen biraz üstün körü hazırlanmış oluyor. Bu kadar etkileyici cümleyle başlamıyor. Bu sefer ben çok, beğendim. Evet, ben bu çok girişi evet. Beğendim. Evet. Doğru. Tabii zekat ne demek, sadaka ne demek onları belki açıklayacağız vakit kalırsa. Yani tanımlayacağız daha doğrusu. Aziz müminler, İslam'ın beş temel esasından biri olan zekat, Müslümanlar arasında bir kardeşlik köprüsüdür. Eyvallah. Ama zekat Müslüman olmayana da verilebilir. Evet. Bu arada. Onu da belirtelim. Yani sadece Müslümana verilecek diye bir şart yok. Kalbi İslam'a ısındıracak. Evet. Müellefe-i kulub dediğimiz. Evet. Dayanışma ve paylaşmanın en güzel göstergelerinden biridir. Zekat, İnsanı felaha, felah kurtuluş demek, evet. Toplumu refaha ulaştıran bir ibadettir. Refahın Türkçesi de gönenç hocam. Hiç duydunuz mu bu sözcüğü bilmiyorum. Gönenç. Gönenç, gönenmek. Gönen duydum aslında da gönenç. Gönenç, evet. Refah gönen, demek. Gönen duydum. Gönenç, refahın gönenle Türkçesi. Gönenle gönençin bağlantısı var mı bilmiyorum ama gönen, gönen duydum. Gönendik yani iyice müreffeh olduk. Ha, bolluk. Bolluk gibi bir anlamda. Aslında. Evet, tabii. Zekat insanı kurtuluşa, toplumu gönence ulaştıran bir ibadettir diyebiliriz Türkçe olarak söylersek. Evet. Cenab-ı Hakk'a teslimiyetimizin, kardeşlerimize karşı samimiyetimizin tezahürüdür. Kardeşlerimize karşı içtenliğimizin açığa vurulmasıdır. Tezahür, açığa vurmak. Evet. Zekat, bir garibin duasından nasip almak, bir muhtacın sofrasında iftar sevinci olmaktır. Kırık bir kalbe merhem, mahzun bir gönüle derman olmaktır. Bir yetimin başına dokunan şefkat eli, bir mazlumun aşına katık olmaktır. Bu metni hazırlayan kişi gerçekten edebi anlamda bir donanıma sahip demek ki. Güzel cümleler. Evet. Ama bütün bu sözlerin sonunda bir değerlendirmem olacak. Elbette ki en güzel söze bile eleştirel yaklaşabilmek gerekiyor bazen. Efendim, başka türlü de düşünmek mümkün sözü, düşüncesi her zaman zihnimizde olmalı. Neyi kastediyorum? Daha ayrıntılı anlatabiliriz hutbe bitince. İslam denilince hep nedense egemen dini düşünce anlamında söylüyorum. Bütün Müslümanlar böyle düşünüyor, İslam da tam böyle düşünüyor demiyorum. Egemen dini düşünce anlamında. İslam denilince akla hep şu geliyor, getirtiliyor. Fakirlere yardım, yoksullara, işte yoksunlara, mahrum kişilere destek olmak, dayanışmak falan. Hiçbir yerde görmüyorum. Ama görmeliyiz. Zira Kur'an'da var. Yoksulluğu ortadan kaldırmak.
yardım edilecek hiç kimse bırakmamak. Yardıma muhtaç hiç kimse bırakmamak. Sosyal adalet dedik ya demin, evet, aslında tabii. Sosyal devlet evet. De diyebiliriz. Yani ama öyle bir şey olmalı ki evet. Kişiler ben yardım edecek kişi arıyorum ama bulamıyorum demesi lazım. Hiç kimsenin evet. Yardıma ihtiyacı olmaması lazım. İşte refah onun, toplumu bu. Onun için de demin evet. Aynı şeye geliyoruz işte hocam, liyakat. Hı hı. Yani toplumda liyakat olsa belki gerçekten de bu durum, yoksulluk durumu olmayacak. Hani işini gerçekten hakkıyla yapabilen bir yönetici, işini iyi yapan bir insan kaynakları müdürü. Çünkü kim nasıl daha iyi yapıyor onu ben oraya getireyim. Hani filan bana işte referans verdi onu değil de bu işi daha iyi yapar. Ben bunu buraya alacağım dediğimiz zaman bu yoksulluğu da bence çözmüş oluruz. Yani yoksulluğun esas sebebi liyakat sahibi olmayan insanların bir kurumun başında olması. Ben bunu eleştirmekte mahsur görmüyorum. Sendikal kimliğime de sığınarak bir vatandaş da olarak, çünkü ben deprem bölgesinden aynı zamanda biliyorum ikametgah ediyordum daha öncesinde ve şu an akrabalarım var. Evet. Bu Kızılay'ın mesela çadır satma konusu gerçekten de liyakatın olmadığını bir kez daha bize gösterdi. Yani bu durumda birkaç yerden işte maaş almalar, ha şu da var, kabullenilmiyor da mesela. Ya bir hata yapılmış, evet. Bu hatayı biz yaptık. Özür dileriz. Özür dileriz. Heh. Özür dilemek de aslında bir erdemdir. Evet, evet. Yani bugün hala medyada çıktı. İşte Şahan Gökbakar'la bir tartışma devam edip gidiyor. Kızılay'ın başkanının tabii, değil mi? Kızılay başkanının. Yani bahsetmek istediğim şu. Kurumların başına gerçekten liyakatlı, donanımlı, o işi bilen birisini getirdiğimiz zaman gerçekten de o yoksulluğu dedik ya, çok güzel yer aslında şey yaptık. Hani bana balık verme. Balık tutmayı öğret diyor ya. İşte balık tutmayı öğrettiğimiz zaman insanlara o zaten yoksulluk kendiliğinden ortadan kalkar. Ama işte o balık tutacak kadroyu da, insanlara balık tutmayı öğretecek kadroyu da getirmek liyakat işidir. Evet. Hani liyakat olmazsa o kadroları kuramazsınız. Evet. Yani bu anlamda da işini iyi yapmak. Bakın ben burada ayette okumuştum ilk geldiğimde. Doğrusu Allah iyilik eden ve işini güzel yapanları sever demiştim. Bakara 195'te. Gene geldik işin liyakat kısmına, işini iyi yapma olayına. Doğru. Evet, devam edelim dilerseniz. Kıymetli Müslümanlar, zekat dinen zengin sayılan bir müminin malının belli bir kısmını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmasıdır. Aslında mümin zekat vermekle muhtaç kardeşinin hakkını teslim etmiş olur. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de muttaki kulları hakkında şöyle buyurur. Onların mallarında muhtaç ve yoksulların da hakkı vardır. وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ Arapçası. Evet. Şimdi burada tabii dinen zengin sayılan bir mümin ifadesi önemli. Efendim nisap miktarı diyorlar. Evet. Kime zekat farzdır? Şu kadar altın olacak, şu kadar gram altın olacak. Ama onun dışında da bütün temel gereksinimleri evet, ev arabasıdır, sağlanmış olacak. Işte, giyim kuşamdır, evet. Yemeği içmedir. Bunlar evet. Olduktan sonra. 81 gram dolayında tabii. Bir nisap miktarı belirleniyor. Efendim. Sonra ama bu alt sınırı diyebiliriz aslında hocam. Tabii, yani ben şimdi 5 gram altınım var. Vermek istiyorsam yine verebilirim. Yani bunun biz bazen kolayına kaçıyoruz da yani yardımlaşmak için illaki 80 gramın üstünde altın gerekmiyor. İnsan tabii. Onu yine dağıtabilir. Yani bunlar Kur'an-ı Kerim'de geçen ifadeler değil. Tabii. Fıkıh külliyatında var. Onu belirtelim. Aynen. Aslında İslam'a göre, yani arı duru İslam'a, Muhammedi İslam'a göre ihtiyacından fazla olan her şeyi infak etmelisin. Hele hele bir de muhtaç insan etrafında varsa Elbette. Dağıtması daha elzem olur. Dediğiniz gibi toplum hani o kadar seviyeye ulaşmıştır ki refah toplumu olmuştur. Mesela örnek de verecek olursak bugün işte İsveç, Norveç yani buralarda çok zordur yardıma muhtaç birisini görmek. Çünkü devlet ve toplum gereken her şeyi yapmıştır. İnsanlar temel gereksinimleri karşılamıştır. Ama bizim gibi olan toplumlarda sen demin de dedik ya hani komşusu açken tok yatan bizden değildir. Yani sen komşunun aç yatarken sen şey mi diyeceksin? Yani benim 80 gram altınım yok. O zaman bana zekat düşmez mi? Tabii. Diyeceğiz. Yani o ayrı. Elbette doğru. Güzel bir noktaya temas ettiniz. Değerli müminler, Yüce Rabbimiz yaşam kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Hayır yolunda her ne harcarsanız Allah onun daha iyisini verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır.
Bu ayeti kerime bize öğretiyor ki zekat malı asla eksiltmez. Tersine bereketlendirir ve ahiret azığına dönüştürür. Kişiyi dünyanın tutsağı olmaktan kurtarır. Gerçek özgürlüğe ulaştırır. Zekat toplumsal barışın güvencesidir. Bu eşsiz ibadet birlik ve bütünlüğümüzü pekiştirir, kardeşliğimizi güçlendirir. Cimrilik ve dünyevileşme gibi kötü huylardan arındırır. Buradaki dünyevileşmeden kasıt dünya malına fazla tamah etmek. O kastolunuyor. Mümini günahlardan temizler, Rabbinin rızasına ve mağfiretine kavuşturur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zekatın bu güzelliğini bize şöyle haber verir. Su ateşi nasıl söndürüyorsa zekat da günahları öylece silip yok eder. Siz bunu okumuştunuz evet. Az önce. Hutbenin başında da Arapçasında vermiştik. Kıymetli kardeşlerim, yardımlaşma ve dayanışma ihtiyacının daha da arttığı Ramazan günlerinde zekatlarımızla bereketlensin kazançlarımız. Huzur ve sevinçle dolsun yuvalarımız. Rahmet ve merhamet kaplasın çevremizi. Yetim ve öksüzlerin sevincinde arayalım Allah rızasını. Muhtaç kardeşlerimizin duasında bulalım dünya ve ahiret mutluluğunu. İnfakın da bir ahlakı olduğunu unutmayalım. Zekat ibadetini ifa ederken de nezaket ve zarafeti kuşanalım. Çok önemli bir konu bu. Evet, yani orada bir araya gireceğim hocam. Buyur, buyur hocam. Peygamberimiz hani diyor ya, sağ elin verdiğini işte sol el duymayacak. Hani burada infak kültüründen bahsetti. Aslında bu işin şov kısmına kaçmadan evet. yapmak. Hani demin demiştik yardım programında işte para toplandı diye. Bazı kişiler burada hani yaptığı yardımı gösterme telaşında. İşte filan şirket şu kadar verdi. İşte filan şahıs bu kadar verdi. Halbuki bu riyadır ve İslam'ın özüne terstir. Değil mi hocam? Yani elbette, ben şu kadar bağışladım, bu kadar para verdim, şunu yaptım demek infak kültürüne bu anlamda da ters oluyor. Evet. Bu cümleyi, bu tümceyi yinelemek istiyorum. Bu çünkü çok önemli, çok yaşamsal bir konu. Zekat ibadetini ifa ederken de nezaket ve zarafeti kuşanalım. Gerçek ihtiyaç sahiplerini araştıralım. Yardımlarımızı onlara ulaştırmaya devam edelim. Bu konuda söylememiz icap eden birkaç husus var. Birincisi, siz birine işaret ettiniz aslında. Riyaya, şova yönelmemek, göstere göstere yapmamak, bir elin verdiğini diğer el bilmemeli ilkesini gözetmek. Bu önemli. Bir diğeri de gerçekten ihtiyaç sahibi olanı bulmak. Evet, o kısım çok önemli. Bir şu var, bizim toplumumuzda gerçekten ihtiyaç sahibi olan insanlar gelip de söyleyemiyor zaten. Evet. Çünkü yani benim şuna ihtiyacım var demiyor. Ve onu bulmak bizim görevimiz. Yani bazen muhtarlıklar aracılığıyla, bazen de konu komşusuna sonra sonra biz kendimiz bulacağız. Çünkü gerçekten muhtaç olan insanlar ben şuna ihtiyacım var demiyor. Ha, diğer isteyenler zaten onlar dilenciler. O bambaşka bir şey zaten. Evet. Burada tabii bir başka husus olarak da şunu dile getirebiliriz. Zekat gerçekten yerine ulaştı mı ulaşmadı mı, bu bir sorumluluk meselesidir. Zekatı verecek kişi bunu takip etmek zorundadır. Tabii ki. Neyi kastediyorum? Kimileri şöyle yapıyor. Ben falan kuruma verdim, falan derneğe verdim. Artık onların, yani vebali günahı onların. Böyle diyenler var biliyorsunuz. Evet, maalesef. Sonra kimi dernekler, kimi vakıflar, kurumlar da insanlardan zekat diye, yardım diye, bağış diye topladığı bir takım paraları, yardımları genel anlamda başka amaçlar için kullanabiliyor. Evet, kendi kişisel çıkarları için kullanabiliyor. Kişisel çıkarları için kullanıyor. Efendim belli bir siyasi hareket için kullanıyor. Tabii tabii, maalesef. Yani çok daha çeşitlendirebiliriz bunu ama ekranlarımız el vermiyor. Fakat ne demek istediğimiz anlaşılıyor. Geçmişte bu konuda Türkiye'de yaşanmış skandallar var biliyorsunuz. Evet, rezaletler var. Evet. Kimi derneklerle ilgili olmak üzere efendim yargıya ulaşmış bir takım meseleler var. Evet, bugün de yayınımızın sonuna geldik. Değerli izleyenler, Ramazan ayının 12. gününün orucunu tutuyoruz.
birazdan oruçlar açılacak. Hatta belki de İslam dünyasının çoğu yerinde oruçlar açıldı. İşte batıya doğru biraz biliyorsunuz gittikçe oruç açma vakti. Bu arada süremiz var mı hocam? Son bir şey. 10-15 saniyemiz var galiba. Buyurun. Yani zekat da özellikle İslam dünyasında Ramazan ayına denk getiriliyor, veriliyor. Evet, yılda bayramdan bir defa, önce vermek lazım. Yılda bir defa veriliyor. Özellikle de Ramazan ayına denk getiriliyor. Sevabı daha çok olsun diye. Ama illa ki Ramazan'da verilecek diye bir şart yok. Ama Ramazan'da ama verilirse olsun. İyi olur. Evet, sevabı fazla olur diye. Evet, onu da söyleyelim. Evet. Türkiye'mizin değişik yerlerinde de oruçlarını açmaya hazırlanan yurttaşlarımızı tekrar selamlıyoruz. Cenab-ı Allah oruçlarımızı kabul eylesin. Ramazan'ın bereketiyle hepimizi bereketlendirsin. Yarın akşam tekrar görüşmek umuduyla. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, esen kalın, Tanrı'ya emanet olun değerli izleyenler. Hyundai sizi A noktasından B noktasına götürmekten fazlasını yapıyor. Sizi bugünden geleceğe taşıyor. Uzun menzilli elektrikli otomobillerden, yenilikçi teknolojilere ve uçabilme özgürlüğüne. İlerleme birçok alanda ve şekilde gerçekleşir. Hyundai dünyasında ilerlemenin tek bir amacı var. İyi bir dünya için değişime güç ver.